kalabalık değiller başkan. Ama hepsi sanki aygır gibi. Şivan da vardır aralarında. Başka kim var ulan? Deli Çako vardır başkan. Hani bizim komutanları çakısıyla öldüren herif. Deli Çako, üniterler olarak seni almaya geldik. Eğer bize katılmak istiyorsan benimle gel. Unutma Çako, öldürmek için değil, yaşatmak için savaşı. Öldürmek için değil, yaşatmak için savaşıyoruz diyorlar başkanım. Bana da çok iyi davranmışlardır. Demek sana da çok iyi davrandılar ha? Ne anlattın ulan onlara ha? Alçak herif, söyle ne anlattın ulan onlara? Vallahi ben bir şey anlatmamışım. Kes sesini köpek, yalancı it. Konuş ulan konuş. Kaç kişiydiler? Patlak ve şovardır. Örgütteydi hani. Bombacı. Bomba delisi. O da Nevzat'tı. Örgütün cephanesini havaya uçurup kaçmıştı. Allah! Ekibin bomba ve mühimmatlarını yapıyordu. Namussuz deli gibi görünür ama akıl küpüdür. Bir de Ökkeş vardır. Onu tanımıyorum. Ökkeş, ben yanıma gideceğim. Dur Reşo, gitme. Koru beni Ökkeş. Allah! Dur. Hepsi keskin. Attığını 12'den vurur. Bir de Mehmet vardır. O da örgütten kaçtı. Hani namazı terk etmedi diye onu öldürecekti ki. Şivan'ın ne böyle derin mantığı vardır, ne de felsefe yapacak kıvrak aklı. Saydıklarında da bunlara yetecek, bilgisi yetecek, dahası liderlik yapacak hiç kimse yok. Kesin onları başka biri yönetiyor olmalı. Kim ulan bu adam? Kim? Onları kim yönetiyor? Var, var biri var. Çok akıllı adamdır. Belki de odur. Ama yüzünü görmemişim. Ulan şerefsizsin. Ulan seni boşuna mı yolladım? Boşuna mı yolladım? Kim ulan bu adam? Kim? Dur! Dur! Çocuğu neden kaçırdığımızı biliyorlar mı? Bizim için neden önemli olduğunu biliyorlar mı? Yok, yok bilmiyorlar. Alçak köpek! Çocuğu kaçırdılar Sayın Başkan. Ne diyorsun ulan sen? Ne demek çocuk kaçırdılar? Bu ne demek biliyor musun? Bunca yıllık emeği çöpe atmak demek. Kafamıza sıkmak demek ulan. Kafamıza sıkmak demek. Çabuk git. Dağları yıkın, yakın. Gerekirse bütün ekibi feda edin. Yeter ki o çocuğu getirin bana. Anladın mı? Emredersin başkan. Ya haydi git. Buraya gel, buraya gel, hadi. Ne yaptın Tarık? İyi misin? Ben iyiyim de çocuğun durumu iyi değil. Ne
Ya Ökkeş, Çako, ula bizim patlak nerede? Şivan, Reşo onun adı, Reşo. Vallahi koştu gitti size yardıma geleceğim diye. Ahan da seyre yine. Güle güle konuşturun. Ulan Reşo ne adamsın ya? Şivan, çocuğun durumu kötü. Mağarada yeterli malzeme yok. Ya Tarık. Peki ne edeceğiz ha? Dila'ya götürmek zorundayım. Tarık, vallahi çok tehlikeli olur. Ya seni yaşadığını ya anlarlarsa? Başka yolu yok. Ökkeş benimle gelsin, Ökkeş. Siz de adamı konuşturun. Çocuğu neden kaçırdıklarını öğrenmek zorundayız. Bu iş çok önemli şu an. Patron, bana bırak. Beş dakika. Sabri, eski yöntemlerle değil, kendi yöntemlerimizle. Şüphen olmasın patron. Ula, ya haydi ula. Hadi alın çocuğu da, haydi gidik. Hadi. Ne konuştuk? Daha ciddi. Ne olur daha ciddi ol. Ya eski alışkanlık Tarık. Valla daha bir şey olmaz. Sen rahat ol, sen hele rahat ol. Hadi Tarık sen rahat ol. Rahat ol Tarık. Hadi söndür. Ne oluyor anne? Bilmem ki kızım. Kimdir bu saatte? Tarık nerede? Oğlumu mezara koyduğuz ya. Daha ne istersiniz? Konuşma buna kır. Kimi kandırıyorsun sen? Keşkem sağ olaydı. Ancak o gelirdi sizin kimi köpeklerin hakkından. Kes sesini! Anne! Ne yapıyorsunuz siz? Onun öldüğünü biliyorsunuz. Her zamanki gibi hem öldürüyor hem de devlete haberini verdirtiyorsunuz. Üstelik cenazesini bile vermediniz. Utanmadan daha ne istiyorsunuz? Anne! Bu kadar kolay değil hemşire hanım. Kendi elimle gömmediğim cenazeye inanmam. Tarık ortaya çıkana kadar peşinizi bırakmayacağım. Gözün üstlerinde olsun. Bir kıpırtı görürsen haber ver. Merak etme. O şerefsiz ortalarda dolanıyor. Ve bizim elimizde kahrolası bir ölüm belgesi var. Ulan Kado ne şanslı adamsın. Gördün mü köye düşen hemşireyi? Tam sana göre. Hem genç hem dol. Daha ne diyeyim ayrını gör. Olur beyim sen nasıl dersen. Rahat vermeyeceksin kadına. Farenin deliğine suyu boşaltalım ki... ...ya ölüsü... ...ya da dilisi ortaya çıksın. Hiç telaş etme. Bir an bile boş bırakma. Kızım yeter. Üzülme kızım. Çok şükür Tarık sağdır. Zamanı gelince yine beraber olacağız yavrum. Ya öyleydi. O zaman ne ederdik ya? Elimde değil anne. Tarık dağlarda. Biz buralara sürgün edilmişiz. Daha ne kadar ayrı kalacağız o bile belli değil. Allah'a sığın kızım.
Her bir şeyin sahibi odur. Her bir bu gecenin de bir şafa olacak. Hemşire hanım. Kim o? Benim, korucu başı Kadu. Kusura kalmayın. Bu saatte rahatsız ettim sizi. Hemşire hanım, elimi kesmişim de zahmet olmazsa bir bakın. Çok kanıyor. Tamam. Ben malzemeleri alıp geleyim. Anne sen yat hadi. Zaten çok yoruldum. İyi kızım. Buyurun. Örgütün kaçırdığı çocuk. Adı neydi? Heja. Ay. Bir haber var mı? Yok, maalesef. Ah. Uf. Uf. Pardon. Özür diliyorum. İstemeden oldu. Öyle canım acıyınca. Geldiğin günden beri ben uyku tutmuyor. Yani nereye baksam hep sen. Asıl yara yüreğimdedir hemşire. Elime bırak sen içime bak. Ne diyorsun sen be? Dur gitme. Dul kadınsın. Sırtınızı dayayacak bir erkek lazım size. Bırak. Fena mı? Ben talibim işte. Bırak beni. Bırak dur. Beni. Ya dur öfkelenme. Bırak dedim sana. Bırak. Bak göreceksin çok güzel bırak. Olacak. Uzak dur lan kızımdan. Oo. Ne yaptın Halti? Bırak o silahı. Ulan bana bak rezil. Ya çeker gidersin ya da başın gözün dağıtırım ona göre. Ne kızıyorsun Halti? Niyetim kötü değil ki. Dedik sahip çıkak size. He. Sana mı kaldı lan bize sahip çıkmak? Yürü git. Bir daha da kapıma gelme. Tamam. Senin dediğin olsun Halti. Ama bu iş burada bitmez bilesiz. Ulan seni Reşida'ya değeceğim. Terbiyeni o verir. Vallahi hiç durma. Getemeseyle. Hele bir söyleyin size bu köyü nasıl zindan ediyorum. Hemşire kızın ya benim sözüme gelir ya da sizi perişan ederim. Yürü rahat git. Vermem size yürü bu git. Köyde. Yürü git. Görürsünüz siz. Görürsünüz. Ne yapacağız anne? Tarık'a gidip söylesek. Dur hele kızım. Tarık'a söylersek ortalık iyice karışır. Mecbur bir hitle baş edeceğiz. Keke ben götüreydim çok yoruldum. Geldik Ökkeş geldik ev şurada hemen. Sen gözünü dört aç etrafı kolla. Merak etme Keke bir şey olmaz sen ver hele çocuğu. Kaçamayacaksın hemşire. Kaçamayacaksın benden. Dur. Kaçamayacaksın benden. Dur. Dila. Tarık. Dila. Ökkeş geç.
Çocuğu kurtardık Zila, fakat yaralandı. Çok acil müdahale etmemiz lazım. Hemen sağlık ocağına götürelim. Anne! Oğlum! Sağlık ocağının tadilatı bitmedi. Malzemeleri buraya getirmiştim, hemen getireyim. Tamam. Nasılsın anne? Sizi de perişan ettim. Ne perişanlığı o? Çok şükür halımıza. İbrahim uyuyor mu? He, burada. Baba! Oğlum! Babacığım! Oğlum! Hey! Neredesin abi? He? Nereye kayboldun? Bütün gece seni aradık. Hayza'yı mı arıyoruz, seni mi arıyoruz belli değil. He? Bu nasıl sorumluluk? Ali, çek ellerini. Çekil lan! Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun lan? Koskoca korucu başıyım lan. Senin hem amirin hem abinim. İstediğimi yaparım. Sen ne yapıyorsun bana böyle? Edemezsin abi. Madem korucu başısın, o zaman ekibinin başında duracaksın. Ali, senin derdin belli. Sen bana evlenmiyorum diye kızıyorsun. Ben evleneyim ki sıra sana gelsin, değil mi? Ha? Gidip maraba kızını alasın. Sen ne diyorsun abi? Lan! Ha? Sen ne diyorsun? Ulan! Ne diyorsunuz ulan sabah sabah? Durun! Yok bir şey baba. Yok bir şey. Bana bakın. Gel hele böyle. İkiniz de dinleyin. Bu evde kavga dövüş istemeyen. Derdiniz neyse açık açık söyleyin. Koca adamlar oldunuz, hala kavga ediyorsunuz. Tövbe tövbe. Bir daha böyle şeyler istemeyen. Yok bir şey baba. Dün gece bir iz buldum. Onun peşi sıra giderken elimi yaraladım. Hemşire hanıma gittim baksın diye. O da pansuman yaptı. Hepsi bu. Tamam baba. Tamam. Ne edelim? Bu defa da hata bende olsun. Nasıl olsa büyük olan abimdir, öyle değil. Ali. Hacadan haber yoktur. Yoktur. Şimdilik haber yoktur. Hemen olur üzülme. Bulacağız inşallah. Bir hafta oldu daha haber yoktur. Esker kampların peşinde. Biz de peşindeyiz. İnşallah sağ salim getireceğiz Hacı'yı. La Kato, sen de inat etme. Ya git birini bul evlendirek seni, ya da bırak şu garibanlar evlensin. Baba, hemşire dediği sabah gel pansumanı tazeleyeyim. Hele ben bir gideyim elime baktırayım. Bana hayır diyemeyeceksin hemşire. Herkes dedi, sen diyemeyeceksin. Dedirtmeyeceğim. Ben hapse girerken ayrıldık biz Dila. Ben o zaman öldüm. Sen beni ölmüşe say. Öyle teselli bulmaya çalış. Biz de gelsek seninle. Olmaz Dila, olmaz. Alışmak zorundayız artık buna. Ben öldüm, öyle kabul edin. Farz edin ki bu bir rüya. Sizi ziyarete geldim. Birazdan uyanacaksınız ve ben yine ölü olarak kalacağım. Biliyorum. Alışmak. Dayanmak zorundayız. Buna da şükür. Dila, Dila. Dila. Eğer ölmeseydim bu delikten çıkamazdım. Ölmem gerekiyordu Dila. Yoksa sizi de rahat bırakmazlardı, beni de.
olsun Tarkan. Seni bu işe karıştırdığımız için çok üzgünüm. Hakkını helal et. Helal olsun. Abi, eğer Çetin gibileri elini kolunu sallayarak çıkabiliyorsa bu delikten, senin gibi vatan evladının buraya kilitli kalmasına razı olamam Tarık abi. Sana dışarıda daha çok ihtiyaç var. Sayende hapishanenin rengi değişti. Her şey Allah'ın sayesinde. Bizler sadece hizmetkarız. Tarık abi, al bunu unutma. Hakkını helal et. Yolun açık olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Tarık, atla. Atla çabuk. Hadi. Tarık, Çetinler peşimizde. Bu kim? Sahipsiz bir cenaze. Her şey planladığımız gibi olacak. Tarık, ona saatini ve yüzüğünü tak. Hadi. Çetinler geldi Tarık. Silah al. Tarık, al silahı. Al çabuk. Geç. Arayın. Bana yediremezler bunu. Bana yediremezler. Maalesef çocuğu ellerinden kaçırmışlar. Peki çocuğu konuşturmuşlar mı? Belgenin nerede olduğunu öğrenmişler mi? Çocuk dilsiz. Konuşmuyor zaten. Hipnozla derin transa sokup götüreceklerdi ama maalesef ellerinde tutamadı beceriksiz herifler. Beni? Anlarım. Beceriksizliği ilgilendirmiyor Çetin Bey. Ben sizi bilirim. O belge Lozan'da imzalandı. Şimdiye kadar bu iş çoktan bitmeliydi. Ve biz topraklarımızı almalıydık. Basit bir kağıt parçası yüzünden daha beklemeye tahammülümüz kalmadı. O belgeyi hemen bulun. Biz topraklarımıza, siz de hayınıza bir an önce kavuşun. Merak etmeyin, o belgeyi bulacağız. Nasıl bulacaksınız ha? Nasıl bulacaksınız? Lozan'dan beri arıyoruz belgeyi. Ne olduysa, kim iç ettiyse sır oldu belge. O anlaşmaya göre 90'da Güneydoğu'nun tamamına yakını bizim olacaktı. Ama ortada hala belge yok. Nasıl olacak şimdi bu iş? Kaç yıl geçti, hala bekliyoruz. Çocuğu her yerde arıyorlar. Çocuk elbette köyüne dönecek. Merak etmeyin. Orada bir adamımız var, tetikte. Dila, gerisini sen halledersin. Bizim bir an önce köyden gitmemiz lazım. Tamam Tarık. Ökeş. Allah'a ısmarladık yenge. Allah yardımcınız olsun. Sağ olasın.
Tarık. Çocuğu neden kaçırdıklarını öğrenebildiniz mi? Maalesef Dila. Dilsiz bir çocuğu niye bu kadar önemsiyorlar çok ilginç. Arkasında büyük bir oyun var. Ne olduğunu yakında öğreneceğiz. Çocuğu yıllar önce bulmuşlar 5 yaşındayken. Hiç konuşmamış. Sadece Zehra'ya yakınlaşmış biraz. O bakmış büyütmüş. Köylü çok seviyor. Allah'ın emaneti diyorlar. O gelince bereket geldi diyorlar. Hiç kimse çocuğun ne olduğunu, nereden geldiğini bilmiyor. Ay'ı hemen şehre göndermesini söyle. Örgüt yeniden peşine düşecektir. Güvenli bir ekiple gizlice göndersinler köyden. Tamam. Baba! Baba ne olur gitme. İbrahim, İbrahim. Biz ne konuşmuştuk seninle? Sen bu ilin erkeği değil misin? Ben şimdi gideceğim. Ve annenle ninene sen göz kulak olacaksın. Öyle anlaşmadık mı? Tamam ama sen de arada gel. Bütün işi bana yükleme. Bak, benim yaşadığımı kimse bilmiyor. Eğer öğrenirlerse ne olur? Oyunu kaybederiz. Ulan ne oluyor lan? Vay vay vay. Hele hemşireye bak be. Ulan madem öylesin, bize niye o kadar kızdın? Ama sen dur. Ben sana yapacağımı biliyorum. Yaktım seni. Keke inşallah bir gören olmamıştır. İnşallah Hökeş, inşallah. Gündüze kalmamız kötü oldu ama yapacak bir şey yoktu. Hadi. Sanki nefeslerini duyuyorum. Yeni izler buldum başkan. Bu taraftan gitmişler. Madem öyle biz de gidelim o tarafa. He? Haydi acele edin. O çocuğu almadan dönmek yok, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Haydi ileri yürüyün. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah ve azim. Subhanallah ve bihamdihi. Subhanallah ve azim. Hoş geldiniz Tarık abi. Hoş bulduk Sofu Mehmet. Nöbet yine mi sende? Reşon'un yerine tutuyorum abi. İyi oluyor. Dağlar insana yaradanı anlatıyor. Ne yaptınız? Konuşturabildiniz mi? Uğraşıyorlar içeride. Konuşmaya pek niyeti yok gibi. Kolay gelsin Eşim. Ay, ay, ay. Sen mi usta? Kusura bakma dalmışım. Vallahi usta, yeni bir alet yapacağım inşallah. Tam bize göre. Öldürmeyen bomba. Usta, uzay açtım. Vallahi usta, aha bu alet dünyayı değiştirecek. Buna lüzum yok. İşimizi görsün yeter. Gör, gör. Şivan komutan nerede? İçerideler. Ya Çakoğlu, emredeyim sana oğlum. Yapmayacaksın oğlum. İşkence yapmayacaksın. Ya Şivan kardeşim, bu iş başka türlü olmaz. Bu zındık konuşmaz. Ne oluyor? Patron, hoş gelmişsin. Ha bu Şivan bırakmıyor ki herifi konuşturayım. Ya Tarık, adamın pertini çıkardı konuşturacağım diye. O kadar zopa yiyen adam, konuşacak olsa da zaten konuşmaz ki. Eski yöntemlere başvurmadan halletmeye çalıştım. Ne yaptınız? Tarık.
Henry, böyle konuşmamıştık. Eğer onların yöntemleriyle hareket edersek onlardan ne farkımız kalır? Ha? Doğru dersin patron. Söz bir daha olmayacak. Bana izin verin, şiddet kullanmadan lafı ağzından alayım. Tamam, sana güveniyorum. Bak, bu bilgi bizim için çok önemli. Unutma, bu bilgi son karakol için çok önemli. Tamam patron, merak etme sen. Ya Tarık. Neyin peşindesiniz? Ne dolaplar çeviriyorsunuz yine? Merak etme kızım. Sen çocuğu götür. Ben sağlık ocağındaki kadınlarla çalışırım. İşin bitince de gelirsin, değil mi? Tamam anne. İnşallah bir an önce bitiririz sağlık ocağını. İnşallah. Haydi kızım. Oo! Hemşire hanım. Nereye böyle? Yine mi sen? Ne işin var senin burada? Az öncekiler hiç böyle davranmıyordun ama. Bize gelince mi namuslu oluyorsun? He? Ne diyorsun sen be? Az önce evinden iki tane adam çıktı. Çok samimiydiniz. Hayırdır? Hece'yi bulup getirmişler. Allah Allah. Hece'ye bak. Nereden bulmuşlar bunu? He? Hadi çocuğu bulup getirdiler. Sen niye elin adamlarına sarılıyorsun? Yaktım seni bu defa hemşire. Kaçışın yok. Bırak beni. Eğer bu sefer lafımı dinlemezsen işin bitti, tamam mı? Bırak beni! Anladın mı? Bırak! Ula Zeki, koş köylüye müjdeyi ver. Heca'yı bulup getirmişim. Haydi. Heca döndü, Heca döndü. Ya çok Heca şükür döndü. Hele gözümüz aydın. Heca döndü, Heca döndü, Heca döndü, Heca döndü. Heca döndü, duydunuz mu? Heca geldi, Heca geldi. Gözümüz aydın, Heca döndü. Heca döndü. Heca döndü. Oy, oy, kurban oldum. Çok şükür sana, çok şükür. Kurban olayım sana. Yavrum. Oy. Allah'a karşı geldi. Yaralıydı. Ula Kado. Heşa gelmiştir, Heşa. Şükürler olsun baba. Hemşire hanım getirdi onu. Sağ olasın hemşire hanım. İyi ki varsın. Yoksa biz ne yapardık hecasız? Maşallah, yarasını da sarmışsınız. Pek marifetlisiniz hemşire hanım. Allah senden razı ola. Gel hele, içeri gel, buyur hele. Geç kızım, geç. Senin o marifetlerini biz de göreceğiz ya. Dur bakalım ne zaman. Ula, ula. Koş, koş. Zehra ablana haber et. Köprüye gittiydi. Tamam. Ah Heca, neredesin? Ali? Bağız Ali, bırak oyunu. Heca zalimlerin elinde, sen hala oyun edersin. Üzülme Zehra. Allah'ın izniyle bulacağız Heca'yı. Sen biraz sabırlı ol. Kaçırıldığı günün sabahıyla dedim. Heca, benim düğünümde böyle yüzünü dökeceksen hiç gelme, daha iyi. Koştu, sarıldı boynuma. Kurban olduğum, bileydim böyle olacak, onu hiç bırakmazdım. Olacak Zehra. Hem düğünümüz olacak, hem de Heca düğünde halay başı olacak. Bu düğün olacak mı Ali? Bizle beraber nişan edenler çoktan evlendi. Bizim üstümüze söz kesenler bile mi evlendi? Biz hala daha bekleyeceğiz.
Biliyorsun abim. He. Abin evlenecek de bize müsaade çıkacak. Yok vallahi. Benim umudum yoktur. Hem Kadı abi beni hiç sevmir. Sanki de sen canından can koparmışsın. Düşmandır bana. Neye sağa düşman olsun ki? Maraba kızıyım diye. Beni sana yakıştırmıyor. Hani dediydi ya. Maraba kızıyla evlenilir miymiş? O eskiden de Zehra. Şimdi tabii ben onun önüne geçince kendini kötü hissedecek. Onun için böyle terslik çıkarıyor. Ömrümüzün sonuna kadar bekleyecek değiliz ya. Konuş onunla. Çık karşısına. De böyle böyle. Anahtar bende olduğuna göre istek sırası da bende. Sen konuş abimle. Sağ bir şey diyemez. Hem de kabul eder. Var mısın? Bu da iş midir şimdi Ali? Oyunu niye karıştırıyorsun? Madem istek sırası bende, abimle konuş, anahtarı al. Oyun sırası da sağa geçsin. Ne yapak? Ele olsun. Varım o hal. Zehra abla, Zehra abla. Ece döndü. Zehra abla. Bağız abi, Ece döndü. Bağız abi, Ece döndü. Zehra abla, Ece döndü. Kalk mı dersin lan? Döndü mü Ece? Zehra, dur beni bekle. Zehra. Ne yapıyorsun Keke? Sana bir hikaye anlatayım mı? Şimdi sırası değil Ökeş. Aşiret reislerine mektup yazıyorum. Neye ki? Örgüte karşı güç birliği etmek için. Usta! Usta! Usta tamamladım! Usta öyle bir şey buldum kağıdına çıkalım. Ne buldun Reşo? Öldürmeyen bomba. Süpersin Reşo. Ya usta! Usta! Yakında insanları kolundan vurmak zorunda kalmayacaksın. Yakında... Öldürmeyen mermi yapacağım. Sırf senin için. Şey ama onun daha zamanı var. O yüzden şimdilik bunu idare edeceğim. Acele etsen iyi olur. Tamam ben bir çalışmaya devam edeyim. Hadi tamam. Keke bakma bu çatlağa sen. Biz bunun adını yanlış koymuşuz. Patlak Reşo değil. Çatlak Reşo olacakmış. Yandım adam. Ulan Ceyra çarptı. Ulan Ceyra çarptı. Allah. Ula in misin cin misin oğlum? Ula yırtacağım ula. Yırtacağım bak, gelme. Ben yoksa sana gösteririm. Oğlum valla yırtacağım hiçbir şey yapamazsın ha. Tepemin tasını attırma beni. Açan olur be. Açan olur. Daha bir yüzerek konuşmadım. Anlamıyorsun çok güzel yaparım. Yırtacağım. Oğlum ben sen anlamadın. Boşa şey. Konuşuyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ben vallahi de gebertim. Vermeyeceğim oğlum. Vermeyeceğim. Onlar yapınca oli. Şimon yapınca sıç. Oğlum resmi ver. Onlar yapınca oli. Şimon'a gelince neyse. Sana verdim mi lamba gibi yanarmışım. Hadi be lamba gibi yanarmışım. Konuşma. Onu beni çıldırtma tamam mı? Çıldırsan ne olur lan çıldırsan. Patron. Bak. Patron. Terörist konuştu. Oho. Ver lan şunu. Toruk. Konuşmuş. Oğlum sen hakikaten delisin ha. İnsan kastede gördüğü kıza hiç sevdalanır mı lan? Ökeş, akıl var mantık Ökeş, var. Ökeş. Sana ne be? Sakin olun oğlum sakin geldim, olun. Sen de sakin olun. Hayatımın anlamı. Hayır yapma. Ben varken kimse seni yırtamaz. Yırtamaz. Heyecan yok, heyecan yok. Ben buradayım. Bir belge varmış. Lozan'da imzalanmış. Gizli bir mutabakat metni. 90'lı yıllarda Türkiye'nin sınırlarını yeniden belirleyen bir belge bu. Bunun bir tanesi arşivlerde yok edilmiş. Buraya verilen ikinci belge de ne olduğunu bilemeyen varisler tarafından kaybedilmiş. İşe yaramaz tapu senetleri olur ya. Elle mi zannettiler bilemiyorum. Yıllardır peşindeyiz. Dağ taş arar dururuz. Hem bir türlü bulamadık. Her nasıl olduysa 5 yıl önce bir köylü bulmuş. Bu çocuğun babası. Belgeyle beraber kaybolmuşlar. Şimdi de onların nerede olduklarını bilmiyoruz. Onların nerede olduğunu bilen de sadece bu çocuk öyle mi? Evet.
Beni Çetin'e teslim etmeyeceksiniz değil mi? Her şeyi anlattım, ona teslim etmeyeceksiniz değil mi? Etmeyeceğiz, merak etme. Çalıştı! Ay! Usta! Usta sizden çalıştı! Ulan ne sorsun? Ne yaptın gene sen? Ne? Oradan şey battı. Mehmet bastı. Sinirler geldi. Tamam, tamam. Ama usta, tamam. Gelenler var. Sistem çalıştı ya. Kurban oldum. Nasıl çalıştı? Tamam. Bana bakın. Ortalık temizleyin. Hemen sığınağa gidin. Ulan patlak ne şu? İnşallah alarm sistemi çalışıyordur. Bu kadar tamamdır. Yatırın da bebe biraz uyusun. Hadi bakayım. Hadi. Allah senden razı olsun hemşire bacı. Seni bize Allah gönderdi vallahi. Kado, de hadi hazırlık edin hemşire bacının dediği gibi Heşa'yı şehre götürün. Ha Bahuz Ali'ye de haber et birkaç adam alıp gelsin hemen. Tabii baba ama... Ali götürsün. Eski istasyondan trene versin gelsin. Ya ne derseniz edin de bir an önce götürün. Selamun aleyküm. Aleyküm selam muhtar, hoş gelmişsen, geç şöyle. Heyecan nasıldır, iyidir inşallah. Allah'a şükür iyidir. Hemşire hanımla konuştuk da. Hemşire hanım di ki onun şehre gitmesi lazım. Gelelim bizim şöyle. Dedik ki, ne oldu anneciğim? Yürü. Lakin o da diyor ki doktora görünmesi lazım. Doğru değilsen abi. Ben de doğru dedim de hadi götürün. Şimdi gittiler Bahuz Ali'ye. Çok uzatma hemşire, ya rezil olacağım ya benim olacağım. Allah'ın izniyle de iyileşecektir. Ya ne hemşire sana ya? Gözümle gördüm. İnkar etme. Ula sen delirdin mi? Hemşirenin eline ne verdin? Sevda mektubu. Baban görse ne der? Ayıptır ha. Ya ne mektubu ana ya? Yanlış anlamışsın, ben kimseye bir şey vermemişim. Neyse, ben gidiyorum, Ali'ye haber vereceğim. Hadi eyvallah. Dur hele. Bu iş öyle ayaküstü konuşulacak şey değil. Eğer hemşireyi beğendiysen, bak oğlum. Kardeşin evlenecek, seni bekler. Senin de yaşın geldi geçti. Daha bekleme, kardeşine de günahtır. O da der, abim evlensin sonra ben evlenem. Hem sende bir ses yoktur. Neyse, eğer hemşireyi beğendiysen, ben bir yolunu bulurum. Ayıp değildir. Temiz, edepli, hoş bir kadındır. Evlenir, sahip çıkarsın. Yahu ana, nereden çıkartıyorsun bu kadar şeyi Allah aşkına ya? Ne beğenmesi, ne evlenmesi. Allah Allah ya. Hem bana başka kimseyi layık görmedin de kalkmış elin dul karısını mı layık görüyorsun ana ya? Öf, hadi ben gidiyorum ya. Ula, yoksam senin bir sevdiğin mi vardır da bana demezsin? Yok ana, yok. Vallahi yok ya. Öf. O bir ketiye dillemin havna kereç. Ana, Heca nerededir? Yukarıda. O bir ketiye dillemin havna kereç. Devamı lan bu. Devamı bana. Of Zehra. Sevdim ulan seni. Sevdim seni. Çocukluğumdan beri sevdim. Sen gittin, o sersem Ali'yi sevdim. Bırakmayacağım seni Zehra. Çen salel benda temme ve le çen salel benda temme. Alo Çetin, iyi haberlerim var ha. Heca döndü köye. Köyde mi şimdi? Şimdi şehre götürecekler. Eski istasyondan trenle. Çetin, benim de sizden bir isteğim var. Ne istiyorsun? Ekibin başında kardeşim de var. Sağa dönmesini istemiyorum. Onu öldürün. Ne isterseniz yaparım. Hemşirenin işi tamam.
başka ne iş verirseniz yaparım. Yeter ki öldürün kardeşimi. Rıza, Cemşit. Buyur ağam. Buyur ağam. Hadi hazırlanın. Çıkıyoruz. Hece'yi şehre götüreceğiz. Emredersin ağam. Allah'ım sana şükürler olsun. Hece Meyya. Allah senden razı olsun hemşire abla. Dünyaları verdin bana. Ben ne yaptım ki Zehra? Sadece yaralarını sardım. Biz hazırız baba. Korucuları topladım. Hem abim ortalarda yoktur. O kalsın. Sen yanına iki kişi al git. Tamam baba. Sağlık ocağı için ilaç siparişi verelim. Dönüşte getirirler. Tamam bacım, tamam. Sen hiç merak etme. Sağlık ocağına iki kadın yolladım. Halçe zelele yardım edirler. Ne eksik varsa yardım ederek. İnşallah köyümüzün de bir sağlık ocağı olacak seyizde. Estağfurullah. Allah razı olsun. Ama ne demezsiniz. Kadı abi. Bir şey diyecektim. Buyur Zehra. Bilirim. Beni öyle çok sevmezsin. Ama ben seni abim bildim. Abim yerindesin. Ali şehirden döndüğünde düğün için bize müsaade edersin. Vallahi Naz, kendim kimi senin de mutlu olmanı isterim. Eğer gönül verdiğin biri varsa gidip kendi ellerimle bile isterim. Hema. Valla Zehra, benim için mahsuru yoktur. Evlenin. Benim biraz işlerim var. Uğurlamaya gelemeyeceğim. Bağuz'a çok selam söyle. He? Sağ olasın. Ah Tarika. Nasıl söylerim sen olduğunu? Allah'ım. Ne yapacağım ben şimdi? Geç 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 geç. Hadi geç oraya geç. Ben hepsini geberteceğim bunları. Sabri, bunu konuştuk. Eğer onları öldürürsek onlardan ne farkımız kalır? Gel buraya. Gel. Patron, izin ver hepsini öldüreyim. Biz silahlı terör örgütü değiliz. Bu silah sadece hayatımızı korumak için var, anlıyor musun? Öldürmek için değil, yaşatmak için savaşıyoruz. Eğer elimden gelse bütün bu silahları toplar bir yerde yakardım. Şunu iyice kafana sok. Bizim mücadelemizin esası silahlı mücadele değil, gönül mücadelesidir, savunmadır. Kalplere girme gayretidir. Anlıyor musun? Aileler gitmişler. He? Yürü! Söyle Çetin. Eski istasyon mu? Tamam. Hemen harekete geçiyoruz. Tamam. Heval, telsizden anons geç. Hemen destek göndersinler. Baskına gidiyoruz.
Haydi yürüyün. Lojdan hevallere. Lojdan hevallere. Eski istasyona 3 varil geliyor. Eski istasyona 3 varil geliyor. Yanlarında Hece var. Bidonlar delinecek. Hece zararsız alınacak. Anlaşıldı, tamam. Bremen. Hece kıymetli demek ha. Hece çocuğun adı şu an. Öyle mi? Demek ki şehre götürürlerken tuzak kuracaklar. Hemen hazırlanın. Onlardan önce ulaşmamız lazım. Hadi, hadi. Hadi çabuk, hadi. Hadi. Kararınızı verdiniz mi hemşire hanım? Çekil önümden yoksa bağırırım. İstersen bağır, istersen zırla. İstersen bütün köye ben ilan edeyim aşkına. He? Ne olur bırak peşimi, yalvarırım bırak. Hiçbir şey bildiğin gibi değil. O kadar kolay değil hemşire hanım. Ağlasan da zırlasan da bu iş olacak. Gel. Bırak beni. Şş, şş, şş. Bırak. Şş, gel şuraya. Gel. Bırak. Dur ulan. Ana de hadi yemeği getirdik. Tez yiyin hadi gelin. Rıza emmi gel hadi bırak işi. Sabahtan beri yoruldun. Gel de yemek ye, dinlen. Oturun kızlar, oturun. Siz yemeğinizi yiyin. Ben de bir boya bakıp geleyim, he mi? He he, tamam olur. Dila da nereye gitti acaba? Git. Bırak beni. Ne olur bırak beni. Ne olur bırak. Ölürüm de ipetimi leke sürdürmem. Allah'tan kork. Bırak. Bağırma. Bırak beni. Bağırma ulan. Nereden çıkan adamlara böyle demiyordun. Bağırma. Bırak beni. Gel ulan bırak, gel. Ne olur yalvarırım bırak. Bırak beni. Dila. Bırak kızımı. Kızımı bırak. Vay vay vay. Bırak. Bırak dedim. Patron içesi de geldi. Bırak. Ne oluyor burada? Rahat bırak bizi. Ya vallahi helal olsun size. Bravo. Bu masumiyeti ben bile oynayamam. Öğretin bana da lazım olur belki. Ne dersin sen be? Dellendin mi? Reşit Ağa'ya derim seni. Durma. Git söyle. Ben de sizin evinizden çıkan herifleri söylerim. Sen ne diyorsun be şerefsiz? Dediğini kulağın duyar mı senin? Eğer ki bütün köyün yediğiniz atları duymasını istemiyorsa çekil git lan buradan. Ay. Sen gel buraya. Sen geç buraya. Seninle işimiz daha bitmedi. Bırak kızımı. Dur bırak yavrum. Beni. Dur kıpırdama. Dur bırak sana dünyanın kaç buçuk olduğunu gösteririm. Bırak. Dur. Bırak kızımı. Bırak. Bırak. Gel. Anne. 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 Anne ne yapacağız? Sakin ol kızım. Onun Tarık olduğunu söyleyemeyiz. Her şey berbat olur anne. Sakin düşünmek gerek. Bunu bağlayıp odunla kapatalım kimse görmeden. Ben gideyim Tarık'a haber edeyim. Elbet o bir çaresini bulur. Allah'ım. Allah'ım ne olur yardım et. Gel kızım. Hele gel. Yardım et. Hadi. Ya hadi. Eşe'yi sağ salim teslim edip gel de bir düğün dernek kurak. İnşallah. Allah'a ısmarladık ana. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Yolun açık olsun. Ya hadi. Zehra, ne olur ağlama. Anahtar bende. Bir şey isteme sırası bendedir. Var mısın? Varım. İste. Ne istersen iste, yapmaya hazırım. Dön. Sadece geri dön. Heh.
anne, istersen ben gideyim. İçim rahat etmiyor. Sen hiç telaş etme kızım. Ben gider Tarıkgil'i bulurum. Yerlerinden haberim vardır. Ha? Anne. Anne ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarımla oynamaya gidebilir miyim? Tamam. Ama terleme olur mu? Astımın tutar sonra. Tamam anne. Terlemem. Ben de gidip geleyim kızım çabucak. Allah'ın izniyle bu musibeti de atlatacağız. İnşallah ya. Dila abla. Ne oldu Zehra? Ali gitti Dila abla. Onu şimdiden özlemeye başladım. Zehra gel. Gel şöyle. Hadi Çako, hadi arkadaşlar, hadi Reşo. Haydi in gidik, hadi. Yok geç. Sen Esir'in başında kal. Ben de geleydim Keke. Olmaz, birimizin burada kalması lazım. Tamam Keke, sen nasıl istersen. Karakol nedir? Sükunettir. Huzurdur. Emniyettir. Karakol nedir? Topraktır. Bayraktır. Namustur. Emanettir. Karakol nedir? Anadolu'dur. Ey bu mukaddes toprakların, Anadolu'nun insanlığa kollarını açmış bu son karakolun erleri, vatan için bir değil bin canınız olsa be, var mısınız? Varız. Anadan, yardan, yuvadan, candan geçmeye var mısınız? Varız. Bir an bile tereddüt etmeden geceye, korkuya, acıya adım adım yürümeye var mısınız? Varız. Vatanın bütünlüğünü bölmek, son karakolu ebediyen yıkmak için pervasızca saldıranlara karşı Malazgirt'te, Kosova'da, Çanakkale'de kefenleriyle yeri yerinden oynatan kahraman ecdadımız gibi korkusuzca savaşmaya var mısınız? Varız. Mukaddes toprakların bağrında yatan isimsiz kahramanların ardında birer kıtmir olmaya var mısınız? Varız. Ne ganimet, ne şan, ne şöhret, ne kefen, ne mezar, ne minnet, ne de bir cennet beklentisi dahi olmadan kendinizi insanlığa adamaya var mısınız? Varız. Namlumuzdan çıkan her kurşunun sızısını içimizde duya duya, kendi göğsümüze saplanmışçasına acısını çekmeye, karşımızda bir düşman değil, kandırılmış bir vatan evladı olduğunu unutmamaya, öldürmek için değil, yaşatmak için savaşmaya var mısınız? Varız. Ölmeden önce ölmeye, son karakolun fedakarı olmaya var mısınız? Varız. Var mısınız? Varız. Var mısınız? Varız. Allah yolundan ayırmasın. Amin. Yahudi. Biz beraber doğmuşuz Dila abla. Gözüm açtığımdan beri yanımdadır. Ben ayrılıklara alışamamışım. Ne ayrılıklara, ne de onun korucu olup silah taşımasına alışmışım. Hayat bu Zehra. Hiçbir şey insanın istediği gibi gitmez. Hastalık, ölüm, kalım, ayrılık. Başa gelince alışmaktan başka bir şey gelmiyor. Sevmek acıyı göze almak demek. Bizimki ele bele değildir ki. Anam bana hamileyken gitmiş, daha da hiç gelmemiş. Sağ olsun Reşit Ağa sahip çıkmış, konu almış öyle marabu olaraktan. Anam bana hamileyken Şevin Ana da Ali'ye hamileymiş. Köy baskın yemiş bir gün. Anam giller kaçmış. İki kadın öyle saklanırken dağlarda günlerce kaybolmuşlar.
Açlıktan öleceklerken biri çıkmış karşılarına. Böyle aksakallı bir dede. Dersin hazır. Bir elmayı almış, ikiye bölmüş. Birini anama yedirmiş, birini Şevin anaya. Hep derler ki Ali ile Zehra bir elmanın iki yarısı gibidir. Onun için anne ne zaman bir yere gitse, ya da silahını kuşanıp göreve gitse, ben böyle bölünürüm, yarım kalırım, eksik kalırım, anladın? Ah Zehra, bu nasıl bir sevda böyle? Vallahi billahi herkes bizim birbirimizi sevmemize hayran oldu. Bir kadı abi bizi istemedi. Yani beni Ali'ye layık görmedi. Çocuklar, resimlerini yapardı. Eli yatkındır. Bir gün yine resmimi çizerken kadı abi geldi. Sana mı araba çocuklarıyla oynamaya can demedin mi? Eline çakıyı çekti. Dila abla, sanki içim kanadı. Sanki beni ikiye bölüp attı. Bu nasıl bir bağdır Dila abla? Seni çok iyi anlıyorum Zehra. Ben de bir vakit öyle sevmiştim. Hala da seviyorum. Senin de kocan ölmüş, öyle mi Dila abla? Onu çok mu sevmiştin? İstersen sağlık ocağına gidelim. Yapılacak çok iş var. Hadi gidelim. Bir ses mi geldi? Yo Zehra. Hadi gel. Gel. Yürü. Ne oluyor yavrum? Dur. Kado, ne oldu sana? Abla, Apekacı. Ape çöz beni. Apekacı köylü haber et. Hemşireyi namussuzluk yaparken yakalanmışım. Oy. Ben gördüm diye beni buraya kilitlediler. Tövbe tövbe. Ve he, Kırta Celal gelmiş. Oy 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 oy. Hoş gelmişsin. Hele ver elini öpeyim. Sen... Vallahi anam yerindesin ha. Oğlum nerededir? Tarık nerededir? Ne oldu Halte Celal, hayırdır? Başımızda bir dert vardır kardeş. Tarık'a ulaşmam lazım. Ona diyeceğim çok mühim şeyler var. Gözün seveyim. Tarık nerededir oğlum? Ha? Bizi ancak o kurtarır bu dertten. De hele. Operasyona gittiler. Sen hele söyle bana. Ben yetişir derim. Sizin eve geldiğinizi görmüşler. Ana. Hey oğul. Sanmışlar namussuzluk ederiz. Tövbe tövbe. Kim bu edepsizliği uydurdu ha? Nasıl böyle bir şey yakıştırırlar size? Ben hemen yetişir derim halde. Sen köye dön. Tamam kurban olduğum. Hem o teyze. Ne edeceğimizi bilemedik. Tamam. Söylesek bir dert. Söylemesek bir dert. Bir gün mane aleminin sultanlarından biri kendisine ölesiye bağlı bir dostuyla oturuyormuş. Az sonra huzur adabı bilmez, dahası insan kıymeti anlamaz bir densiz huzura gelmiş. İleri geri hazrete dil uzatmaya başlamış. İşi o kadar ileri götürmüş ki can dost dayanamamış, aynı üslupla karşılık vermeye başlamış. Dostunun incitilmesine yüreği el vermemiş yani.
O esnada birden Hasret ayağa kalkmış ve orayı hızla terk etmiş. Tabii can dostu da almış bir telaş. Ne oldu da terk etti beni diye. O da ardından yola düşmüş. Vallahi ben de aynı olmuşum Tarık. Sonra? Arkadaşlar daha hızlı. Tarık ya sonra ne olmuş? O yüce kutlu zat peşinden gelen can dostuna, sen ona aynıyla karşılık verene kadar etrafımızda melekler vardı. Bizim için hak katında önemli şahitlik yapıyorlardı, dua ediyorlardı. Ama sen onlara aynıyla karşılık verince, zalim kuralını uygulamaya başlayınca, bize bunların ihtiyacı yok diyerek orayı terk ettiler. Meydanı boş bulan şeytan da artık iki tarafı elinde oynatacaktı. Benim için de orada olmanın artık bir manası kalmamıştı. O günden sonra can dost ağzında hep büyükçe bir çakıl taşı bulundurmuş. Ne zaman konuşacak olursa taşı çıkarıp öyle konuşurmuş. Taşı çıkarana kadar ne konuşacağını 50 süzgeçten geçirirmiş. Civane, bana bir şey olursa bu ekibe sen komuta edeceksin. Eğer seni dinlemelerini istiyorsan kalbinle dilin arasına sen 9 kapı koy Şivan. En az 9 kapı. Dikkat edin. Yatın. Hadi yat. Etrafınız sarıldı. Hiçbir yere gidemezsiniz. Tek istediğimiz çocuktur. Çocuğu bırakın, kurtulun. Biz sizin gibi kalleş değiliz. Emanete hıyanet etmeyiz. Zehra. 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 Hadi sen eve git, güzelce dinlen. Ama Dile abla. Hadi dedim. Hemşiren olarak söylüyorum. Bak burada doktor yok. Her şey benden sorulur. Kız arkadan yeni bez getirin. Peki abla. Sen nasıl dersen ele olsun. Şunları al. Kolay gelsin abla. Sağ ol. Burayı da al. Şunu çekelim. Hadi hanım yürü. Çıkın bakın dışarı. Bu namussuzun yerini temizlemek size kalmadı. Hadi dışarı. Yürü. Dışarı. Yürü. Yürü. Yürü dışarı. Ne? Hadi bakayım. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Sen de dışarı. Yürü. Allah Allah. Allah. Ne işin var senin burada? Yürü. Ne oldu? Yürü. Konuşma. Konuşma yürü. Ya bey ne ediyorsun? Yürü lan. Hey, bakın buraya. Ağalar, beyler, beni dinleyin. Bu köye gelen hemşire var ya, yemin ederim ki namussuz şerefsizin tekidir. Evinden çıkan adamları kendi gözümle gördüm nasıl öptüğünü. Beraber kaçacağız. Ben Heca'yı alacağım. Siz de diğer tarafa doğru kaçın. Ama beyim. Hadi kaçın. Hadi. Thank you.
çıkamasınlar. Tamam, kimseyi doğru. Vurmayın. Kimseyi vurmayın. Tamam. Yalnızca ellerinden çıkamasınlar. Keşo. Keşo. Şimdi sıra sonumuz, tamam mı? Sen merak etme. Hadi. Tadı da güzelmiş ha. Her şeyim hazır. Ben bunun için çok emek verdim. Yavrum efendim, kor beni. Kursun geçirme, tamam mı? Hadi bakayım. Heca, kaç. Kaç Heca, kaç. Kaç. Dur çocuğu kaçırıyorlar, bana bak, dur. Kollayın beni. Hadi. Hadi, hadi. Vardı ya, onun kimi? Bu kolye kimdeyse onun dediğini edeceğiz. Tamam. Tamam. Bu hal kolye bendedir. De hadi kalk, uyuma. Bir şarkı söyle. Hadi Zehra. Tamam Ali. Tamam dedim bir kere. Oyun başladı. Haydi şarkı söyle. Acele edin, kaçmak zorundayız. Yardım et. Yaşıyor, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Edin. Hadi Tarık. Gel. Aha, ben size zaman kazandıracağım. Şahane bir planım var. Siz devam edin. Hadi Reşim. Ya git kontrol et haval. Burası temiz. Temiz mi? Haydi. Kaç kaç kaç. Haydi haydi. Thank you.
Adamlar bizimle dalga geçiyorlar. Yürüyün ulan. Beşlerine düşüyoruz. Hepsinin ölüsünü istiyorum. Anladınız mı? Ahan da orada. Gel buraya. Gel buraya namussuz kadın. Köyün namusunu beş paralık ettin. Kaçma. Baran bari gule gule tene tene vana reçen ver gule mil tene. Kız Zehra. Ne otursun burada öyle? Bir sürü iş bizi bekler. Kalk hadi. Sanki mestayım ana. Vallahi hiç halim yoktur. Haberin vardır. Hemşire ne etmiş? Vallahi hiç beklemezdim. Köy yerinden oynadı. Ne etmiş ki ana? Dün gece eve erkek almış herhal. Kadı görmüş. Başka görenler de varmış. Ne dersin ana? Yeah. Dile abla yapmaz öyle şey. Kız. Kız dur. Kız dur. Anne. Oğlum. Oğlum koş. Koş 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 koş. Köyün şerefini beş paralık etsin. Gel buraya. Vallahi hiç beklemezdim hemşireden. Ne bileyim anam, hiç de öyle birine benzemez. Ben de hiç tahmin etmezdim. Hem demek öyle hemen inanmamak gerek. Melek kimi görünürlerken öyle değilmiş işte. Aha gözleriyle görmüş koruyucu başı kadın. Ya Allah'tan korktum. Ne belli, belki başka bir şeydir. Vallahi ben inanmam hemşirenin böyle bir şey edeceğine. Koş koş koş. Koş koş koş. Dur. Aha burada. Ben bir şey yapmadım. Bizi rahat bırakın ne olur. Yalancı namussuz. Bırakın bizi. Nasiyetini beş paralık ettiniz ulan. Elimizden kurtulacağınızı mı sandınız? Çekil. Çekil. Silah. Aha bu kaynanası var ya bu kaynanası. Kendi eliyle pazarlıyor onu. Ağalar. Öyle öyle. Beyler. Kardeşler. Ne dersiniz ha? Bu kız masumdur. Günahsızdır. Kadı abi. Konuşturmayın bu kadını. Ha. Vurun kadını. Kadı abi. Kadı abi. Ne? Kadı abi. Günahsızlar. Ne dersiniz siz? Dile abla yapmaz öyle şey. Yok. Sen karışma bu işe Zehra. Köyümüzden. Çık git eve. Köyümüzün namusunu iki parayla getirdin. Yok. Köyümüzde yer yok size. Defolun gidin. Defolun. Defolun burada. Köyümüzün namusunu iki parayla getirdin. Hele kafanıza göre hüküm veremezsiniz. Bu köyün bir ağası vardır. Onu çiğneyip hele kendi kafanıza göre hareket edemezsiniz. Doğru der. Kadı abi, kurban olan melek. Hele bir gidek reşit emri ne diyecek? He? Abiler, kardeşler ha? Öyle olsun Zehra. Git de babama. Bak bakalım ne diyecek. Bu iş burada bitmez arkadaşlar. Yürüyün. Aile görüştükten sonra başlarız, bakarız çaresine. Yürüyün. Korkmayın. Gerçeği anlatırsınız Reşit Ağa'ya. Reşit Ağa hakkaniyetlidir. Ben gidip haber edeyim. Haydi kızım. Sağ ol. Anneciğim. Dur oğlum. Anne, Tarık'a ulaşabildin mi? Yok kızım. Gittim ki Tarık yoktur. Ökkeş'ten haber ettim. Hele bir duysun, dağları taşları deler gelir benim oğlum değil mi? Anne, Reşit Ağa'ya ne diyeceğiz? Tarık'ın yaşadığını söyleyemeyiz ki. Durun, mağarada bir kıpırtı var. Ökkeş'tir. Ökkeş değil. Thank you.
Durun. Mağarada bir kıpırtı var. Ökkeştir. Ökkeş değil. Cephanemiz yok, hadi. Tezeler geldi kek. Dedi başlarında büyük bela varmış. Köylü bizi görmüş. Büyük dedikodu çıkarmış. Hadi hadi hadi. Korkma abla. Ben senin arkandayım. Kim ne derse desin ben sana inanıyorum. Allah razı olsun Zehra. Haydi kızım. Gel. Haydi. Senden adalet istemeye geldik Reşit Ağa. Gelinime büyük bir iftira atılmıştır. İftira mı? Peki evinizden çıkan adamlar kimdi o zaman? O sarıldığın adam. Doğru mudur bu? Aha. Vallahi öyle bir hal değildir. Peki nasıl bir haldir bu? Anlatın da biz de bilek. Kato! Hele bir sus. Sus da kadın bir konuşsun. Diyemeyiz ağam. Kim olduğunu söyleyemeyiz. Bu ölüm kalım meselesidir. Aha işte baba. Ben sana yalan mı konuşuyorum? Yav Zeler bacı ne diyeyim hani? Şimdi diyeyim adamlar kimde cevap vermeysin. Zaten kızın kocası ölmüş. Kocası değilse o halde kardeşidir ha. Hayır. Değildi. Vallahi hiç kusura bakmayın yani. Hem evden çıkan adamları söylemeyiz hem de değilsiz biz namussuzluk etmedik. Bacım ben size inansam bile köylü bu lafta durur mu sanırız? En doğrusu millet daha da köpürmeden çıkıp gitmenizdir. Ya yoksan başınıza bir iş gelse vallahi ben bile sizi koruyamam. Bile siz. Haydi kızım. Sağ olasın. Babamdı. İbrahim. Babamdı o benim babamdı. O benim babamdı. Gelip hepinizden bunun hesabını soracak. Oğlum. O şerefsiz ortalarda dolanıyor. Ve bizim elimizde kahrolası bir ölüm belgesi var. Ahan da sıkıştırdık onları. De yürüyün ulan! De haydi koş! Hadi çabuk çabuk. Nerede kaldınız ya? Nerede kaldınız? Gözüm yollarda kaldı. Şükür kavuşturana.
Hadi biz. Yo yo yo, konuşacak vakit yok. Yürüyün, yürüyün. Son karakol sizi bekler. Yürüyün. Hadi, hadi. Çok kötü işler oldu burada o. Yakıp yıktılar. Her yeri harap ettiler. Camimizi bile yaktılar. Ama ben sizin geleceğinizi bilirdim. Kaç vakittir sizi beklerim. İşte sizin mekanınız. Son karakol. Geç, geç, geç. Geç, 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 geç. Hadi gelin. Dikkat edin. Para, yardım et. Gel. Geç şöyle, geç. Geçin, hadi geçin. Gel. Hadi, hadi yürüyün, yürüyün. Osmanlı zamanında da karakoldu burası, köy boşaltılana kadar da karakoldu. Sizin için her gün temizledim burayı. Sağlık çantasına ihtiyacımız var. Ya Tarık, sok karakol mu dedi? Ula yoksa biz mi yanlış anladık? Heval, ikiniz aşağı, bu tarafa. Tamam. Hadi, hadi, siz acele. Şu tarafa. Hadi takip tamam, et beni. Koş, koş, koş. Burada her bir şey var, her bir şey. Korkmayın, burayı kimse bulamaz. Burası sizin mekanınız. Kim niye bulsun ki? Allah için kurtarın beni. Ne olur kardeş, çok sevdiğim birine sözüm var. Yoksam oyunu kaybederim. Merak etme, yaşayacaksın inşallah, merak etme. Ne olur kimseye söylemeyin Reşit'a. Eğer öğrenilirse bu Tarık için hiç iyi olmaz. Hiç telaş etme kızım. Hiç kimse bilmeyecek. İçiniz rahat olsun. Kada da söylemez. Bakma sen onun ele olduğuna. İçi temizdir onun. Alo. Çetin. Ne oldu Kado? Çetin, bu hemşirenin kocasının adı neydi? Tarık. Hah, Tarık. Vallahi abi bu Tarık yaşıyor. Biliyordum. Ortada bir oyun döndüğünü biliyordum. Vallahi abi ben vazifemi yapmışım. Artık bundan sonrası size kalmış. Daha bitmedi Kado. İftira oyununu sürdür. Hemşireyi sıkıştır, köylüyü kışkırt. Karısının başının dertte olduğunu öğrenen Tarık, hangi delikte olursa olsun durmaz. Yılanı deliğinden çıkartalım, sonra da başını ezelim. Thank you.
Hadi. Hoppa. Hadi hadi. Dikkat edin. Durmayın hadi. Oğul beni de alın aranıza. Yaşlıyım, hastayım ama yemeklerinizi pişiririm, temizliğinizi yaparım. Ha? Olur mu Çalo? Bu kadar adam size hizmet mi ettirecek, olur mu? Yiğidim. Bana Hacı Abdullah derler. Bunca yıl sizi bekledim. Öyle geleceğiniz günü gözledim. Şimdi sizin gibi yiğitlere hizmet etmek benim için büyük bir sevap olacak. Bunu benden esirgemeyin. Siz ki öyle bir iş edersiniz ki bu toprakları korur, hakkı gözetirsiniz. Daha ben size nasıl hizmet etmem? Ha? Tamam, tamam, tamam Abdullah amca. Ama bizim pirimiz olarak kal. O, hemen işe başlayayım. Yiğitlerim açtır. Tarık. La kaçıncıya geçiyoruz buradan? Labirent midir nedir bu köy? Lan bu ne lan? Fareye döndük ulan! Usta gidiyorlar usta! Arkadaşlar toplanın hadi. Hadi herkes toplansın. Hadi. Arkadaşlar. Toplanın. Çocuk kendine gelir gelmez bir şekilde o belgenin yerini öğrenmeliyiz. Örgütten önce o belgeye ulaşıp yok etmek zorundayız. Şivan, benim bir işim var. Köye gidip gelmem gerekiyor. Şivan, benim yokluğumda karakol size emanet. İyi bakın. Baş üstüne! Ya Tarık. Kusura kalma, alışıyorum buna. Ya Tarık. Yalnız gitmem daha tehlikeli değil mi? Bu benim meselem Şivan. Kimsenin hayatını tehlikeye atamam. Yalnız gitmek daha güvenli. Çocuklar sana emanet. Tamam mı? Nereye yiğidim? Nereye gidiyorsun? Hele gel benimle. Alo, benim gitmem lazım. Sen gel hele benimle, gel. Buradan gidersin. Daha kestirme daha güvenlidir. Allah yolunu açık etsin. Hadi. Allah razı olsun. Bunu da al. Hadi, hadi Tarık. Hadi. Hadi arkadaşlar. Madem yeni mekanımız burasıdır, aslan yattığı yerden belli olur. Tarık gelmeden ortalığı bir güzel temizleyelim. Vay, 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 burada hazine yatıyor ya. Nedir ki o? Telsiz radyo, istihbarat için kullanılır. Oy. Ses, ses, ses. İyi, Reşon. Çalışırsın yavrum, çalışırsın koçum. Hele patlar Reşon eline bir düş, canavar olur. İyi, iyi, o zaman başla. Tamam abi. Tamam, hadi. Bak, ses. Ya bu böyle hiç olmamıştır. He. Yememizi yeseydiniz. Size bir kuzu kesseydik. Ya yapılması gereken bir sürü iş var. Daha bir sürü mektup yazıp Ankara'ya göndereceğiz. Köyümüze doktor isteyeceğiz. Ben de yazarım. Reşita! Reşita! Korucular döndü! Reşita! Reşita!
Reşit'e, korucular döndü. Cemşit, ne olmuştur? Saldırıya uğradık ağam. Perişan ettiler bizi. Ali nerede? Heca nerede? Heca'yı götürdüler. Bahuz'u da vurdular. Ölmedi değil mi? Getirdiniz değil mi Ali'mi? Allah nasıl desek bilmem ki. Cenazesini bile alamadık. Öylece kaldı orada. Canımızı zor kurtardık. Dur hele bacım, bırakma kendini. Bırakma kendini bacım. Yok, o ölmemiştir. Siz yanlış görmüşsünüz. Ali bana söz verdi. Geleceğim dedi. Ay başıma gelen. Ali! Tamam bacım. Zehra! Zehra! Tamam bacım. Bırakma kendini. Bırakma, kurban olan bırakma. Ali! Ali nereye gitti? Bu salım kömürü aldı seni. Ayırdı bizi Ali. Geri dön Ali. Kurban olam geri dön. Sen dön yeter. Gelene kadar ben seni burada beklerim Ali. Zehra. Hadi. Heşen kaçırmışlar. Teröristler Bağız Ali'yi öldürmüşler. Heşen kaçırmışlar. Heşen kaçırmışlar. Bağız Ali'yi de öldürmüşler. Ağalar. Beyler. Bağız Ali'yi öldürmüşler. Ağalar. Ağalar kardeşimi öldürdüler. Bağız Ali'yi şehit ettiler kardeşler. Köyün emanetini götürdüler. Bu felaket nedir böyle köyün başında ağalar? Hiçbir işimiz rast gitmez. Heca. Heca uğursuz hemşire geldiğinde kaçırılmadı mı? Kardeşim. Dağ gibi Bahuz Ali o geldiğinde şehit edilmedi mi? Hep onun yüzünden. Hep o günahkar kadın yüzünden köye bela getirdi ağalar. Bir de utanmadan dolaşıyor ortalarda. Ağalar. Arkamdan 5-10 kişi gelsin kovalım namussuzu köyden. Namussuzu keseydi Reşit ağa kovardı onu köyden. Hadi kadın. Namussuz kadın kandırdı ağayı. Ya gözlerimle gördüm diyorum, inanmıyor musunuz bana? İki yüzlü kadın. Doğru. Nasıl da kandırdı babamı? Beni dinleyin ağalar. Sen açıdan ne ettiğini bilmezsin kado. Evine git. Hadi arkadaşlar biz de taziye evine gidelim. Doğru söylüyor, hadi gidelim. Hadi hadi hadi. Vallahi böyle şey olur ya. Her şey Allah'ın. Babanın bir bildiği vardır ya. Ulan Seyfi. Sen de mi inanmazsın bana lan? İnanırım inanmazsın ama. Bana bak. Gebertirim ha seni Seyfi. Git bana 5-10 tane adam getir. Kovacağız onu köyden. Kurtuluşun yok hemşire. Ne yapsan kurtuluşun yok benden. Kalk hadi. Topla kendini Zehra. Daha ortada kesin bir şey yok. Cenaze gelmeden kimse ona öldü diyemez. Öldüm Dila abla. Yarım kaldım. Eksik kaldım. Eğer ki Ali ölmüşse daha ben neye yaşarım? Abla, beni azmene bırak.
Kurban olayım. Çok değil. Az. Çok az. Peki. Onu ablasızdan buraya sağlıyorsun. Ha orada. Söyle. Yardım bakalım. Örgütün telsizi bu. Vallahi odur. Doktor Tarık yaşıyor. Cömlekli köyü yakınlarına bir ekip gönderin. Etrafı arasınlar. Anlaşıldı, tamam. Ula Tarık'ın yaşadığını öğrenmişler. Hemen hazırlanın. Gidik. Çako, Sofu. Hadi Tarık'ın başı dertte. Yardıma gidiyoruz hadi. Çabuk hadi. Tünelden. Durun. Buraya kadar bir şemsire. Al sana! Durun! Kim o lan? Bırakın karımı! Oliver! Sen kimsin lan? O kişi bendim. Gördüğünüz kişi. Ben onun kocasıyım. Kocası mısın lan? Şimdi alın hadi. Lan! Hadi! Yürü. Hadi gidelim kardeş ya. Yavrum. Fazla duramam artık. Bir çözüm bulmak zorundayız. İbrahim'i de alıp gidelim. Eğer yaşadığımı öğrenirlerse size de zarar verebilirler. Nereye kaçacağız ha? Nereye kaçacağız? Artık herkes biliyor yaşadığını. Şimdi gidelim Dira. Sonra düşünürüz. Bir çaresini buluruz. Baba! Oğlum. Ay yavrum. Tarık'a. İbrahim. Tarık gel. Kaçın. Kaç oğlum. Kaçın. Tarık kaç. Tarık kaç. Anne. Anne. Oğlum. Evet. Tamam. Haydi. Hadi Ökteş. Hadi Sofu. Hadi Reşo. Şöyle. Şöyle. Hadi Çako, çabuk olun.
Hece? Hece nereye gidersin? Hece? Hece, Hece neredesin? Hece, Hece.
Haval, Haval yaşıyor mu? Hemen kampa götürelim. Hadi. Hadi kalsın. Hadi.